sanat programıyla karşınızdayız. Bu bölümümüzde Dostluk Kısa Film Festivali Başkanı Faysal Soysal ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. bazen yanlarına gittiğimiz dostlarımızla böyle diyaloglar oluyor yani. Biz yanlarına gidiyoruz, hoş geldiniz diyoruz programımıza. Onlar da karşılıklı oluyor. Mekana siz hoş geldiniz, programa da biz hoş bulduk diyelim. Aynen öyle. Şimdi Dostluk Kısa Film Festivali'nin üçüncüsünü gerçekleştiriyorsunuz. Bu yılın konsepti de Yunus Emre. İlk önce kısa filmle ilgili sormak istiyorum. Dünya sistemi üzerinde, sinema dünyadaki sinemacılar üzerinde kısa filmin etkisi farklı. Ama Türkiye'de kısa film çekenler üzerinde biraz farklı diye düşünüyorum ben. Şimdi siz ne düşünürsünüz? Şöyle yönelteyim. Henüz biz bizde kısa film bir basamak gibi görülüyor. Ama dünya sistemi üzerinde kısa film çok daha özellikli. Çok daha aslında ömrü boyunca sadece kısa film çeken insanlar var. Evet. Bu algıyı nasıl yıkacağız ya da nasıl değişecek? Evet, yani aslında kısa film çok özel bir tür, özel bir janr. Ama ve lakin ülkelerin sinema politikası veyahut da sinema gösterim mekanları, aynı zamanda da insanların ilgileri biraz bu şeyi aslında ortaya çıkarıyor. Eskiden ben de sizin gibi biraz bu konuda daha radikal düşünürdüm yani. Kısa film kendi başına bir tür ve ayrı düşünülmeli. Ve bunun için gösterim mekanları, sinemalar oluşmalı falan, ama bu biraz taleple, ilgiyle de ortaya çıkabilecek bir şey. Çok zorlamaya da bence gerek yok. Dileyen dilediği gibi bakabilir kısa filme ya da uzun metraj filme. Geçen bizim bir uzun metraj film yönetmeni Nima Cavidi yürümüzdü. Kendisinin de açıklaması bu yöndeydi. Sonuçta biz deneyim yapabileceğimiz, test yapabileceğimiz alan kısa film. Uzun metrajda bu kadar fazla test yapma imkanımız yok. Tabii ki kısa filmi bu anlamda güçlendiren de bir şey. Daha bağımsız, daha biricik hale de getiren bir şey. Ama maalesef kısa film dünyada da uzun metrajın girdiği konvansiyonel pazara giremiyor bir şekilde. Festivallerde kalabiliyor. Bazı özel televizyon kanallarının ilgisi çerçevesinde kalabiliyor. Çok yaygınlaştırılamıyor maalesef. Belki de yaygınlaştırıldığı vakit aslında zarar verecek. Ve o bağımsız, o aslında biricik olan, uzun metrajda göremediğiniz, yani parayla ölçülemeyen sanatsal değerin, kaygının yok olacağını görebilirsiniz. Nitekim de bazı büyük ülkelerde aslında kısa filmin bir tür olarak pazarda dolaştığını gördüğümüzde bunların estetik anlamda zayıf olduklarını, prodüksiyon olarak güçlü olduğunu da görüyoruz. Çünkü bir pazara hitap ediyorlar ve bir o konvansiyonel ticari akımın içine giriyorlar. Bence her film kendi seyircisini sonuçta ortaya çıkarır. Ve aynı zamanda kısa filmde kendi muhatabını bulur. Bizim meselemiz, derdimiz Dostluk Film Festivali ile esas anlamda o kısa filmin özüne dair var olan birlikteliğin, yani küçük bir ekibin bir araya destek, bir araya gelerek destek vererek birbirine ortaya çıkardığı filmi, bu duyguyu film izlerken de devam ettirebilmek. Yani bu tarz filmleri seçmek, bu temaya, dostluk temasına, işte karşılıklı anlaşma üzerinde bir çıkar gözetmeden aslında birbirimizin manevi, metafizik ve estetik dünyasını geliştirme ve zenginleştirme amacıyla ortaya çıkan filmleri aynı bu niyetle beraber izleme, beraber paylaşma ve yaygınlaştırma. Tam da aslında bu noktaya değinmek istiyordum. Kısa film çok özel bir alan ve bu özel alanla ilgili de bu kadar güzel ve özel bir festival süreci hazırlamak da başlı başına bir özen istiyor ve titizlik istiyor. İlk önce bunun için tebrik ederim hocam sizi. Ve hem bu böyle bir festival düzenleme fikri nereden çıktı? İkinci de temayı soracağım, yani dostluk meselesi. Bildiğimiz kadarıyla Fethi Gömüldüoğlu'nun dostluk üzerinde konuşmasından yola çıktı, ama bir dostluk üzerine konuşmasından da bir festival üretmek de ayrı bir şey, ayrı özel bir şey diye düşünüyorum. Aynen. Eyvallah. Şimdi
hakikaten kısa film festivali organize etmek ya da bu tür çalışmaları yapmak kolay değil. Yani destek bulmaktan tutun da ekip oluşturma. En önemlisi bu işin sürdürülebilirliği çok önemli bir mesele. Yani birçok festival, birçok etkinlik ülkemizde özellikle maalesef çok başarılı, biricik özel etkinlikler var ama bunların devamı gelmiyor. Devamının gelmemesinin bir sebebi belki de aslında çok yetersiz, bir anlamda da verimsiz bir kültür hafızasının üzerinde oturuyor oluşumuz. Aslında çok zengin ama var olan politika ve siyaset gereği çok verimsiz ya da işte devamı olmayacak politik sebeplerle insanlar ve kurumlar zarar görüyor ve bu işlemler devam etmiyor maalesef. Bunların bir sürü farklı sebepleri var. Ayrı bir mesele olarak bunlar tabii ki tartışılabilir. Bizim böyle bir konuya yaklaşma meselemize gelince ben daha evvelden hem belediyede hem değişik kurumlarda organizasyonlar yaptım. Çalıştığım vakıflarda, ta öğrencilik yıllarından beri bu tarz etkinliklerde bulundum. Film okumaları, ondan sonra Atatürk kitaplığında Yeni Bir Sinema Doğru adlı etkinlik, Tarık Zafer Tunay'da Türk Sineması'na İlk Bakışlar adlı Türk sinemasının en büyük yönetmenlerinin bütün filmlerini göstererek kendileriyle söyleşi yaptık. Hem kendileri hem eleştirmen hem de başka alanlarda kendini ispatlamış insanlar ve sanatçıların katıldığı söyleşiler ve programlar yaptık. Ardından biz 2015'te Çekmeköy Belediyesi'nde Adalet ve Merhamet adlı bir kısa film yarışması düzenledik. Mecit Mecidi jüri başkanımızdı. Evet. Ondan sonra da tabii ki böyle bir dostluk üzerine, metni üzerinden bir kısa film yarışması yapılır mı diye bir teklif geldi arkadaşlardan. Biz de olur mu olmaz mı diye tartıştık. Birkaç yıl daha aslında bununla ilgili şeylerimiz de sürdü, çalışmalarımız da sürdü ve ilk yılını Fethi Gemoğlu anısına yaptık Dostluk Film Festivali'nin. Ve daha sonra da festival ekibimizde de tabii ki danışmanlarımızla da oturduk, tartıştık. Bu nasıl daha iyi geliştirilebilir? Sadece Fethi Gemoğlu kalsın mı kalmasın mı derken aslında bizim coğrafyamızda Fethi Gemoğlu gibi dostluk temasını, dostluk meselesini kendi şiiriyle, sanatıyla evrenselleştirmiş başka figürlerin de var olduğunu gördük. İşte Yunus Emre, Aşık Veysel, Hacı Bektaş Veli, bundan sonra devam edebilecek Mevlana, bu çizgide devam edecek. Belki de modern şairlerimize de geleceğiz. Ben şiirle de çok yakından ilgilendiğim için hatta genel koordinatörümüz de yıllardır poetika üzerine dersler verir. İkimiz de, ben ondan da ders aldım, hocamızdan tabii ki. Şiirle ilgili çok ciddi bir şeyimiz var. O yüzden daha çok şairler üzerinden gitmek. Ve aslında şiirin Türk sinemasına muazzam bir faydası ve katkısı olacağını düşündüğümüz için daha çok şair ve ozanlar üzerinden gitmeyi hedefliyoruz, planlıyoruz. Bu festival vesilesiyle bir anlamda da bir şairimizi, yani büyük bir şairimizi aslında dünyaya ve Türkçe mal olmuş bir şairimize tanıtma hedefimiz de var. Sinemanın da şiirsel bir dili var tabii. Belki de en çok da kısa filmim var. Yani evet. Belki uzun metrajda o kadar değil ama ya da başka hesaplar devreye giriyor uzun metraj ama kısa filmde hakikaten çok ciddi bir şiirsel hareket noktası var. Yani paraya bakmıyorsunuz, çıkara bakmıyorsunuz, gideceği festivale bakmıyorsunuz. Kendi bir hayaliniz, rüyanız var, meseleniz var ve onu kendi biçim ve tarzınızla özgün bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Tabii dostluk da bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz bir kavram ve bir olgu. Özellikle bizim coğrafyamızdaki dostluk aslında paha biçilmez bir örneğe ve örnekliğe sahip. Sadece bizim değil, Orta Doğu'nun genelinde aslında bu var. Arap dünyasında, İran'da. Özellikle Orta Doğu'ya özgü çok ciddi bir dostluk meselesi var. Yani bu festivalin belki ileride büyüyerek önemli anlamda bütün Orta Doğu'yu kapsayan büyük bir festivale de dönüşmesi en büyük arzu ve temennimiz aslında. Yani bu coğrafyanın, Mezopotamya'nın, Fırat ve Dicle arasındaki toprakların bütün dünyaya dostlukla ilgili, barışla ilgili söyleyecek çok meselesi ve mesajı var. O yüzden de dostluk üzerinden, yani çatışmayan, tek meselesi sanat, tek meselesi kısa film ve aynı zamanda dünyaya bir katkı anlamında barış ve dostluğu özümseyen ve onu hedefleyen bir festival yapma arzumuzla devam ediyoruz. Hocam şimdi Yunus Emre temasını bu yıl görünce aklıma bir şey geldi. Sevgili Özcan Ünlü ile Özcan abiyle konuşurken biz şey konuşmuştuk. Yani işte Shakespeare'in bir şeyi var. Shakespeare'in diyorum. Churchill'in bir sözü var yani. İngiltere mi? Churchill mı? Shakespeare mi? Shakespeare diyorlar Churchill'a. O da
Tabii ki diyor Shakespeare. Yani yeniden bir İngiltere kurabilirsiniz ama yeni bir Shakespeare çıkartamazsınız ortaya. Hı hı, evet. Şimdi biz de Türkiye mi Yunus Emre mi dediğimizde aslında tabii Yunus Emre, evet, Yunus dememiz Emre gerekiyor diye konuşmuştuk Özcan abiyle. Evet. Yani çünkü Yunus Emre öyle bir şey ki ortaya çıkarttığı dil ve damıttığı söz birliktelik yüzyıllardır götürüyor ve bir film festivaline de ilham olabiliyor. Yunus Emre gelecek yıl dünya Yunus Emre yılı olarak ilan edilecek UNESCO tarafında. Yani aslında dünya da bir anlamda bunun farkında. Sanırım bir yıl daha Yunus Emre yılı olarak ilan edilmişti. Tam şimdi tarihini hatırlamıyorum ama bu UNESCO'nun ilan edeceği bir yıl olacak. Bizler aslında bir şekilde farkında olmadan hem ilahilerde hem ondan sonra özel gün ve gecelerde aslında Yunus Emre'nin ya şiirini okuyoruz ya ilahisini söylüyoruz ama bazen bunun kime ait olduğunu bilmiyoruz, sormuyoruz. Evet. Ve okuma kültürümüze gittikçe azaldığı için çoğu zaman bunu diyelim ki en fazla gündem edilen Mevlana'ya ya da işte başka birine ithaf ediyoruz. Aslında bunların çoğu Yunus Emre'ye ait. Çünkü Türkçe şiiri, Türkçeyi var eden kişi Yunus Emre. Yani tasavvuf edebiyatının da öz kaynağı olmakla birlikte onun dışına çıkarak hem modern şiirimizi, yani Ece Ayhan'ı'da, Sezai Karakoç'u'da, ondan sonra Cemal Süreya'yı da bilirsin. Cemal Süreya bunun üzerine bir şiir yazar. Yunus Emre ile ilgili ki süt dişleridir şiirimizin diye. Yunus Emre üzerine yine özel bir çalışma yayınlar Sezai Karakoç. Ece Ayhan, Yunus Emre'nin bir şiirinin yurtsavul kelimesini yani mısrasındaki bir kelimeyi kendi kitaplarına isim olarak verir. Yani bu şekilde de ciddi anlamda etkilemiştir bizim hem modern şiirimizi hem de geçmiş şiirimizi. Yahya Kemal'i ve özellikle Karakoç'u, en çok da belki de Necip Fazıl'ı anacak olursak. Ve bugün hala dönüp baktığımızda anlayabildiğimiz, kendimizi orada bulduğumuz en eski şiirimiz. Yani Fuzuli diyelim ki 16. yüzyılda yaşamış ama 13. yüzyılda Yunus Emre var, Mevlana'nın döneminde var ve ilk defa Yunus Emre aslında Türkçe şiir olarak, divan olarak bize kalıyor. O dönemde herkes, hatta divan edebiyatı döneminde de birçok şair farça eserler ortaya koyuyorlar. Ama Yunus Emre Türkçe divanı bugün bizler okuyan ya da okumayan insanlar dahi dönüp baktığımızda kendimizde, kendimize ait, kimliğimize ait, memleketimize ait, özümüze ait bir şey bulabildiğimiz en eski şairimiz. Bu sebeple de ölümsüz ve büyük bir değer. Hele hele onun dostlukla ilgili şiirleri. Yani tabii ki o dostluğa bir dar anlamda bir şey sığdırmıyor. İki insan arasındaki dostluğa bakmıyor. Bütün insanın evrenle, Tanrı'yla, kendisiyle, varlıkla ilişkisinin dostluk üzerinden olduğunu söylüyor. Fethi Gemoğluoğlu'nun aslında konuşması da yine buradan aslında neşet eder. Belki de Yunus'tan gelmektedir. Yani onun, belki de ondan ilham aldığı bir şey. Coğrafyaya, tarihe dost olmak, zamana dost olmak meselesi yine buradan gelir. Aynı özden beslenmişlerdir Fethi Gemoğluoğlu ve Yunus Emre. Bu sebeple bu yıl onun anısına yapmayı uygun gördük ve gelecek yılda tahminimce yine Yunus Emre olarak devam edeceğiz. Hem pandemiden dolayı hakkıyla anamadığımızı düşünüyoruz hem de gelecek yıl Yunus UNESCO tarafından ilan edilmesi de bizim için başka tür bir önemli sebep. Ayrıca biz bu sene Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte de bazı duyurular yaptık. Hedefimiz aslında 33 ülkede, yani Yunus Emre Enstitüsü'nün olduğu yerlerde de bu filmleri gösterebilmekti. Pandemiden dolayı şu an bunu yapamıyoruz ama birlikteliğimiz, beraber ortak çalışmamız devam ediyor. Gelecek yıl eğer pandemi tamamlanırsa o kültür merkezlerinde de festivalimizin bir yansımasına, özel bir seçkisini İnşallah. Göstermeyi düşünüyoruz. İlk yıl Bosna'da yapmıştık, belki takip ettiyseniz görürsünüz. Evet. Her yıl aslında birlikte kardeş ülke ekleyip bu dostluk çemberimizi büyütme hedefimiz var. Azerbaycan düşünüyorduk. Bu işte yine pandemiden dolayı olmadı. Ama gelecek yıllar böyle devam edecek. İnşallah diyelim hocam. Ben son olarak şeyi merak ediyorum. Dediğiniz gibi bir pandemi süreci var. Bu pandemi süreciyle festival şekil değiştirdi tabiri caizse. Yani biraz daha çevrimiçi ve dijital modda olacak. Tabii bir de gala programınız olacak bunun yanında. Seçkiler nasıl gerçekleşiyor? Başvurular uluslararası olarak nasıl aldınız?
Evet. Finale kaç film kaldı? Hı-hı. Nasıl gerçekleşti? Biz sanırım 5 Ekim deadline'ımızdı. 5 Ekim'e kadar aslında biz Nisan'dan itibaren film başvurularını almaya başladık. Tabii esas duyurumuz Haziran Temmuz oldu ama öncesinden de şeyimiz açıktı, başvurularımız açıktı. Yurt dışından Film Freeway üzerinden ve Dostluk Film Festivali İngilizce veri tabanı üzerinden başvuru aldık. Hı-hı. Türkiye'den de daha çok web sitesi üzerinden aldık. Bu yıl hem 40 yıllık hatır hem de yarışma seçkisine küçük de bir ücret koyduk yurt dışı başvurular için. Çünkü çok fazla başvuru geliyordu. İlk yıl 800, sonraki yıl 650. Ve bazı insanlar temamızı okumadan ya da bakmadan direkt film gönderiyorlar önlerine gelen ücretsiz olduğu vakit. Biraz onu sınırlandırmak istedik. Daha seçkin ve seçici olmasını istedik başvuran yönetmenlerin. Bu sebeple bu yıl 33 ülkeden aldık. Ondan sonra finale yarışma için 16 tane film, 40 yıllık hatır için 16 tane film ve bir de ödüllü filmleri davet ettiğimiz, ilk defa Türkiye'de gösterilen filmleri kapsayan panorama filmine de, bölümüne de 17 tane film kabul ettik. Dolayısıyla 48 film. Bir de özel gösterimlerimiz var. 3 tane de uzun metraj filmimiz var. Daha çok aslında jüri üyelerimizin filmlerini ve de Dostluk'la ilgili özel bir uzun metraja yerleştiriyoruz burada. Yurt dışı jüri üyelerimizi kastediyorum daha çok. Tabii geçen yıl Reis Çelik Jüri Başkanımız, onun da filmlerini gösterdik. Bu yıl Maria Laffy'nin Hollywood ve Hilal Baydarov'un Azerbaycan'dan bize jüri üyeliği yapacak Hilal Baydarov'un Hurmalar Oğlu Maçları'nda filmi var. Ki onun son filmi Venedik Film Festivali'ndeydi. Takip edenler bilir. Açılış filmimiz de Sea Factory, Sarajevo Mon Amour, yani Sarajevo Aşkım diye 10 tane yönetmenin birlikte ortaya çıkardığı kısa filmlerden oluşan bir film gösterilecek. Bu sene tabii dediğiniz gibi sinemalarda gösteremeyeceğiz. Aslında onu planlamıştık. Yani Beyoğlu'nda bir sinemada Kadıköy Sineması ve Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde gösterilmemiz olacaktı. Pandemiden dolayı şu an bunu tamamıyla web sitemize taşıdık. dostlukfilmfestivali.com'dan ücretsiz olarak isteyenler bu filmleri izleyebilecek. Hem de sadece İstanbul değil, bu yıl bütün Türkiye, 81 ilde ki sinema severler bu kısa filmleri ücretsiz olarak ulaşabilecekler. Siteye girip kayıt yapmaları gerekiyor. Belki sadece de bir form doldurmaları gerekecek. Bazı şehirlerden de hayır doğuyor. Evet. En azından işte Malatya'dan buraya gelemeyecek bir insan da Hakkari'den, Van'dan buraya oturduğu yerde bu filmleri izleyebilecek bu imkanlara Dostluk Kısa Film Festivali'nin internet sitesinden ulaşıp izleyebilecek. Evet. Gala törenimiz de 14 Aralık'a aldık. Aslında 13 Aralık'ta ama hafta sonu yasak başladığı için 14 Aralık'ta yapmayı planlıyoruz. Ödül törenimiz o tarihte olacak. Orada da ödüllerden bahsedecek olursak aslında en iyi ödülleri vermeye çalışan festivaliz. Yani ben kendim de yönetmen olduğum için, kısa film de yaptığım için yönetmenleri ve kısa filmcileri çok iyi anlıyorum. Bu destekler onları motive eden destekler. Tabii ki yarışmanın kendi mantığı doğru bir mantık değil aslında. Armut'la elmayı yarıştıramayız. İkisinin kendine ait özel değeri var ama sonuçta bu festivalde de bu jüri bazı filmlere ödül verecek, bazılarına veremeyecek. Başka festival belki buranın ödül almayan filmlerine verecek. Bunlar her zaman var ola gelen şeyler. Bu tartışma dışı bir konu ama iyi ödüller vermeye çalışıyoruz. Birincilik ödülümüz 25.000 TL, ikincilik ödülümüz 15, üçüncülük ödülümüz 10.000 TL. Yine festivalimizin ana sponsorlarından ve destekçilerinden olan Kızılay'ın verdiği özel bir ödül var. Kızılay Dostluk Ödülü 15.000 TL. Ve aynı zamanda yine bir yerli yapıma, yani bir Türk yönetmenin sonraki filmine teknik destek anlamında verdiğimiz bir post prodüksiyon destek ödülü var. Bunu da Fono Film veriyor, geçen yıl olduğu gibi. Böyle bir ödülümüz de var. Totalde 5 film, yaklaşık 80 bin lira gibi bir para ödülümüz olacak yani. Ne güzel. Şimdiden kazananlara hayırlı olsun diye. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Festivalin hayırlı olmasını dileyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Eyvallah. Size iyi yayınlar. Sağ olun. Efendim Her Sanat'ın bu bölümünde Dostluk Kısa Film Festivali'ni konuştuk. Festival Başkanımız Faysal Soysal'la birlikteydik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.